Nerede bu Sıpa? Ya Sıpa deme Sami ya. Sıpa deme çocuğa. Nerede o it? Sami ne kadar iyi dediniz. İt denir mi çocuğa bak. O bizi yapıyor. Geçen de geldi elinde senin telefonu. Baba dedi bak dedi annem seni aldatıyormuş dedi. Böyle şaka mı yapılır ya? Yüreğime iniyordu. Baba, baba, baba arabayı çekiyorlar baba. Araba mı? Arabayı mı çekiyorlar? Benim derim sen ne abla? Sen de ben çocukken beni kandırmaz mıydın evlatlıksın diye? Kandırmadım ki. Abla? Ya bu da bir şaka ya, hala yiyorsun kendi zekalı. Sen artık büyüdün. Reşit oldun. Sana bazı şeyleri söylemenin zamanı geldi. Ama nasıl söylenir bu? Nasıl? 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 Onlar senin gerçek anan baban değil. Sen bu ailenin ferdi değilsin Ferdi. İyi ki doğdun Jon Snow. Jon Snow mu yazıyor burada? Oğlum anlasana ya, şüphelenme diye ismini değiştirdik. Gerçek ailem değilsiniz, öyle mi? Maalesef. Hep beraber. Ferdi oğlum iyi misin? Oğlum mu? Teyzeciğim şu eli bir çek gözünü seveyim ya. Ben zaten biliyordum bu aileye fazla oldum ya. Ya bir şuna bak, bir bana bak Allah'ını seversen. Ne var lan bende? Ya Sami, benim senden üremiş olma ihtimalim var mı ya? He? Sami mi? Evet. Ne diyorsun lan? Yani biyolojik olarak anan baban olmasalar da onlar seni büyüttü, baktı bu yaşa kadar ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Benim seninle kan bağım bile yok. Sen niye vurdun lan bana? Oha şuna bak ya. Dünden hazırmış koç. Ya bir şey soracağım ya. Benim gerçek annem babam kim? Ah, ah Ferdi, ah. Ah Ferdi ya. Senin gerçek annen baban yok. Sen onun bunu çocuğusun. Ah Sami. Sami ne kadar ayıp. Geçen sene okul gezisine ben Çorum'a gitmiştim de benden haber alamamıştınız ya. İşte ben Çorum'a değil, Tokat'a gitmiştim. Wow! Wow! Ne kadar çılgın bir plan be! Senin şu 8.000 liralık telefonun vardı ya, hani yeni aldığın. Kaybolmuştu. Ben sana eve hırsız girdi dedim. Allah cezasını versin o hırsızın, evet. İşte o hırsız bendim. Tamam, sakın. Tamam, reisi. Sakın o. Ne yaptın lan telefona? Sattım. Yok parasına sattım. 8.000 liralık telefonu 200 liraya sattım. Kime sattın? Ben aldım enişte. Yabancıya gitmesin diye ben şey yaptım ya. Senin de şu hani düğününe takılan altın bilezikler falan vardı ya. Bana bak, ne ay? Ya konuşturma beni işte ya! Seni gebertirim! Seni gebertirim! Ne oldu? Bana mı vurma verin oğlum, belanı versin. Bir sürü param oldu, oh be! Ne yaptın lan o paralarla? He? At yarışı oynadım, at yarışı oynadım. Ya sen kaç yaşındasın da at yarışı oynuyorsun daha ya? Selami sağ olsun. Sen ne biçim konuşuyorsun benim çocuğumun annesiyle ya? Ne? Evet, tanıştırayım. Buse, kendisi çocuğumun annesi. Malum yaştan dolayı evlilik yok ama torun hazır. Sus artık, sus! Allah kahretsin, adamı kalbine indireceksin. Allah kahretsin seni. Sami Duman'ın evi burası mı? Evet, buyurun. Güzelmiş, ne kadar buranın kirası? Ferdi Duman'a 18 yıl boyunca alıkoymaktan tutuklusunuz. Lan ne ara şikayet ettin piç? Aha! Duydunuz? Bah piç dedi. Allah bilir hepsi şaka yaptık. Hepsi şakaydı bunların. Bu benim oğlum, gerçek oğlum. Alıkoymak falan yok vallahi, yok. Yok. Ne söylesenize siz de. Niye susuyorsunuz? Şaka böyle yapın. Nasıl olmuş? Nasıl olmuşum? Babaanne renk seçimi doğru da model yanlış. Orada. Mükerrem Sultan, sence de biraz acele etmiyor musun? Önce okulu mu bitirseydi Fikret? Söyle ya. Ne acelesi işte, tamam? Babaannem ecele gideceğine acele gidiyor baba. Orada. Oğlum hem merak etme, benim bir ayağım hep burada. Diğerini sor baba. Beni de yazdın. Bu kim? Ev iyice ruhlar alemine döndü baba. Oğlum teyzem o
benim. Gel teyzeciğim. Baba, bizim hiç yaşayan akrabamız yok mu? Arda! Dedim ki, ben dedim bekarım dedim. Tek bir kadına bağlanmayı doğru bulmuyorum dedim. Elimi sallasam 50'si dedim. Bundan sonra ah dedim. Oğlum. Kazım da şehir dışında bir türlü gelemedi. Allah. Kendi babasının nikahına gelmemiş. Bak sen şu yavşak Kazım'a. Oğlum sus. Sen öyle demiyorsun. Kadının gücüne hadi. Demiyorum ben öyle. Gel. Anne şimdi... Baba ben açıklarım. Söyle. Babaanne! Metanetli oğul Osman amcayı kaybetmişiz. Sevgili Begonya sitesi sakinleri. Sitemizde 94 yaşında iri kıyım bir erkek çocuğu kaybolmuştur. Meke. Baba yokuş aşağı vurduralım mı? Düğüne geç kalacağız. Oğlum yeter artık sen ya. Allah Allah. Kanka hoş geldin. Oğlum bu hal ne lan? Sen karate kursuna falan mı yazıldın? Karate kıyafetim bu, cahil. Kimono olan bu. Uzak doğullar giyiyor kanka. Oğlum sen Hakkarilisin. Kızım lan. Oğlum geldi benim Japon balığı. Hay! Atakan! Lan oğlum bari 3 saniye dayansaydın ya. Yapamadım. Konnichiwa. Ne diyor kanka? Konnichiwa diyor kanka. Sen hadi ya. Oğlum senin kulaklar bayağı keskin ha. Very nice. Hasta lan bu bana. Oğlum var ya alacağım seni Japon'un kızı. Kim lan bu? Sorsana kimmiş bu? Kim? Who is your daddy? Are you drink? Drink. Thank you. Çay. Çay. Çay ne lan? Ne? Çay. 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 Anne. Çay. 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 Saçma sapan hareketler yaptılar. Hiçbir şey anlamadım ya. Kanka ben en iyisi bunlara bir kaçak çay getireyim hararetlerini. How old are you? No, thanks. What is the time? Time. Sometime. Selamun aleyküm. O ne lan? Çinli mi getirdiniz eve? Yarasa mı yiyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Abi bunlar Japon yalnız. Ne değişti? Gözlerim açıldı şimdi. Abi sen İngilizce biliyor musun ya? Biliyorum. Benim yabancı dil var. Benim hanım yabancıydı. Sonra tanıştık. Yabancı olmaktan çıktı. Tabii. Biliyorum ben. Bayağı hakim. Abi sen ne istiyorsun ya? Ya biz hanımla aşağıda atom bombası yapıyorduk da fazla varsa uranyum. Oğlum ben kapıcıyım. Ne isteyeceğim ben? My name is Haldun. Kapıcıyım ben. I am a doorman. Haldun doorman. Çok iyi şaka ya. Vallahi. Takıl işte. Tavşansın oğlum. This is a rabbit, rabbit. Aynen kanka. Rabbit, takı. 62. Ne yapıyorsun lan? Tavşanım işte oğlum ne? Oğlum twerk yapan tavşan mı olur? Biz de çok çubuk çok seviyoruz. Yes. Hadi bakalım. Dur. Öyle çubuk dürüm olmadı. Sen olmadı. Bak dur yardım edeyim. Şöyle sana. Şuradan gelsene. Ya sağ çubuk sağ elde, sol çubuk sol elde. Bunu bil yani. Heh. Orkestra mıyız oğlum biz? Şu şekil bak abi. Yemeğe kim sayılır. Kim yiyecek? Ha ganja. Hiç anlamadım ki. Ya. Niye para veriyor ki şimdi anlamadım. What is it? Ya bak ya, kızcağız nasıl sevindiyse abisinin elini tutuyor kanka. Kanka, Japon kültüründe el tutmak çok önemli. Bak, bak, bak. Abisi de nasıl duygulandıysa kanka sarılıyor ya. Kanka, Japon kültüründe sarılmak çok önemli.
Ne yapıyor lan bunlar? Kanka Japon kötü. Tamamlama lan o cümleyi. Bu nasıl kültür lan? Where is the toilet? Toilet. Tuvalet. Ha. Vay be tamam. Ha. Ha. Ne? Ya geçen ya. O diyor. O diyor. Of. Vay. Ay ay ay. Where can we sleep? Oo. Kanka. Nerede yatacağız diyor. Nerede yatacağız diyor. Abisi gitti. Saçmalama abi. Ya. Salak. Ya oğlum bak bu çılgın çıktı. De ayıp bir de ya. Ayıp de oğlum ayıp. It is ayıp. Ayıp. Don't touch, only watch. Okay. Evlenmeden olmaz. Olmaz, olmaz. Ama çok istersen bir öpücük vereyim. Evo. Efendim. Emin misin? Ati, Japon kültürü. Ay! Ay! Dokuma nişanlanması canım hazina! Ne diyorsun, ne diyorsun? Kocaman ya! Ay! Ne yaptı lan o? Abi, iyi misin abi? İyiyim, Allah'tan sopaya denk geldi. Oğlum, adam çıkarmadan sapladı lan. Kazan yolunu kadar vereceğim ha! Ne diyorsun ya? Ne lan? Hesabını bilmeyen çavuşlar, döner götür avuçlar! Neyse ya, sana da İngilizce pratik oldu yani. Tabii, vallahi bak çok haklısın. Bayağıdır böyle karıştırdığım bir kelime var. Onu hatırlamaya çalışıyordum, iyi oldu ha. Nedir? Fuck me! Buyurun. Efendim, günaydın. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oğlum kız istemeye geleceğimizden haberleri yok muydu? Baba vallahi Ecem sabah 9 gibi gelin dedi ama bana. Daha 10 dakika var, açılmadık. Ben içerideyim. Tamam. Mesai başlayınca gelirim. Hoş geldiniz. Nereye gitti lan o? Babam memur da biraz hassas bu konularda. Ha. Evet. Aç mısınız, size ne ikram edeyim? Vallahi ne yalan söyleyelim. Ne yalan söyleyelim Fatih? Anne keşke yalan söyleseydin, hiç yemek yemiyorsun anacaklar baba ya. Önemli değil, ben zaten bir şeyler hazırlamıştım, onları getireyim hemen. Ha, zahmet olmasın size. Tamam. Anne ne iş yapıyor? Ev hanımı mı? Ek olarak ev hanımlığı da yapıyor ama kendisi diyetisyen. Terzi kendi söküğünü dikemiyorsa demek. Bu ne? Hangisini soruyorum? Ben hiçbirini tanımıyorum. Ben soracağım ya. Begüm Hanım, başlangıç mı bu? Yok, öğün bu. Öğün. Öğün diyor. Fatih bir de bununla öğünüyor. Ben doymam. Seninkinden ver az. Öğünden ye Cemile. Afiyet olsun. Çok faydalı yalnız onlar. A, B, C, D, Z, Y, İ vitaminleri içinde. Ulan tabakta o kadar malzeme yok. Ozan, bak bu sıra numarası tamam mı? Yanınca gidin. Sen numarası diyor. Ah yandı benim. Efendim. Heh. Buyurun. Şöyle bırakayım. Bu ne şimdi? Bu çiçek, bu da çikolata. Heh. Adettendir. Siz görev başındaki memura rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Estağfurullah efendim, öyle bir şey yok ya. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ne oldu lan? Nereye gitti lan o? Mesai bitti şimdi, öğle arasına çıktık daha doğrusu. Ben hemen atıştırmalıklarım var, onları yiyip ben de geliyorum. Bak bak, görüyor musun? Kendi yiyor, bize vermiyor kahnem. Bir. İki. Doğru söylüyorsun. Teyzeciğim, yalnız popo içeri lütfen. Ay, benimki doğuştan oğlum. Alkışlamayın, zor duruyor. Anne, iyi misin? Anne, iyi misin? Anne, nasıl oldu? Bir dönüpü verdi. Anne, ne diyorsun ya? Dizden bahsediyor abi, dizden bahsediyor. Al şu kumandayı. Rahatlıyor kumandayı verince. Oksijen tüpü gibi mi kullanıyor? Ne yapıyorsun? Alaaddin ya. Nasıl oldu? Of abi, neler oldu burada? Geç otur, anlatayım. Sahne alacağım şimdi. Ben her zamanki gibi dağıtmaya çıkmıştım. Çaldım, açan yok. Burnuma kötü kokular gelmeye başladı.
Oraya hala geldi mi lan? Yok, yok abi. Bu, bundan... Ha, ha. Allah seni... İyi gelmemiş. Allah aşkına bu nasıl bir anlatma ya? Geç otur abla, anlatacağım ben şimdi. Hazırlanayım. Şöyle oldu abla. Sorumluluk bilinci yerinde bir kapıcı olarak her günkü gibi siparişe çıktım. Bir numaranın tavuk pekmezini bıraktım. İki numaranın keçi boynuzunu bıraktım. Lan bunların arasında bir şey mi var? Neyse ben ona sonra bırakacağım. Bakacağım ben ona. Neyse üçüncü kata çıkmışken bana böyle bir haller oldu. Böyle gözlerim karardı falan. Gözümün önünden harfler akıyor. G, Ö, T, Ü, M. Birleştirdim gluten. Götü mü oldu bu? Ya madem önemli bir şey yok, niye beni çağırdınız? Apar topar çıktım ya. Müşteriyi yarıda bıraktım ya. İyi göğsüne bakayım. Götür beni gittiğin yere yazacaktım. İlk üç harfini kaldım. Göt gibi kaldı ortada. Çaydanlığı unut ocakta. Yansın, alev alsın o kadar. Ya gel. Bu nasıl anlatma ya? Böyle bir anlatma biçimim var ya olay. Burada bir sürü kahramanlıklar oldu ya. Sabah siparişe çıkmıştım ben. Apartman boşluğundayken şuramdan bir örümcek ısırdı. Artık kahramanlık içgüdüsü müdür nedir? Bana bir şeyler oldu. Böyle garip haller geliyor. Kulaklarım böyle dört açıldı. Her şeyi çok iyi duyuyorum, tamam mı? Böyle bir inleme geliyor. Böyle dikkat kesildi meğer iki numaradan geliyormuş. Lan bu iki numarayla bir numara bir şey yapıyor. Kesin bunlar bir şey yapıyor. Ben sonra onlara bakacağım. Saat 14.04 civarlarıydı. Don, don, don. Anam 12'ymiş. Gong sesi geldi. Benim saat yanlış herhalde. Allah'ım. Ben yatakta yatıyordum. Birden aklıma Gluten teyze düştü. Nasıl yani? Dedim ki Gluten teyze yanıyor. Aa, birinin ateşi söndürmesi lazım. Ne diyorsun lan? Evet. Dedim ki o kişi benim. Aa. Dedim ki Alaaddin bunu sen yaparsın. Dedim ki vallahi unuttum yazamıyorum. Dedim ki... Neden itfaiyeci ya? Aynen. Dedim ki Alaaddin bunu sen yaparsın. Benim dedem itfaiyeciydi. Ondan bana kalan böyle içgüdüsel bir şey herhalde dedemin sesini duyayım. Dedim dede ağzıma konuşma, kulağıma konuş kulağa. Dedi ki... dedi ki Gülten yanıyor. İş yerinde sabah ilk defa karşılaşıyorsunuz. Nasıl selamlaşıyorsunuz bir görelim. Tabii. Günaydın Ediz Bey. Kes sesini. Biraz daha kibar lütfen. Günaydın Ediz Bey. Lütfen çenenizi kapatır mısınız? Ediz Bey. Lütfen ama uluslararası bir şirkette olduğunuzu unutmayın. Aa çok özür dilerim. Shut the fuck up! Günaydın! Sul! Nasılsın? Sul! Rahat! İnsan kaynakları departmanı emir ve görüşlerinizden hazırdır komutanım! Aslı Hanım biraz daha yumuşak mı olsanız? Niye yumuşak olmayalım? Niye yumuşak olmayalım? Yapmayalım. Yok tamam lütfen. Görüyorsun. Görüyorsun değil mi? Diğer müdürleri, diğer patronları görüyorsun değil mi nasıl davrandıklarını? Görüyorum İdiz Bey. Günaydın Ferblent Bey. Günaydın. Çıkışta ne yapıyorsun? Sana ne ya? Bir şeyler içmeye gidelim. Ya görüyorsunuz değil mi yaptığım mobbingi? Ya bu yönetici asistanı değil mi Allah aşkına ya? Dicilerde görüyoruz neler yapıyor bunda tık yok ya. Diyelim ki asistanınız atması gereken maili unutmuş. Ne yaparsınız? Onu tabii ki de uyarırım. Süper. Sonra uygun bir dille hakaret ederim. Nasıl? Şöyle. Sen aptal mısın ya? Sen salak mısın ya? Ha? Senin kuş kadar beynin var ya. Sendeki beyni kuşa taksak var ya geri gider böyle. Ne oldu bir şey mi diyeceğim? Ama Feridun Bey size hatırlatması gereken toplantıyı unuttu. Ne yapmış ne yapmış? Mesela dedi. Mesela dedi. Asut Hanım mesela dedi. Hanım mı? Bu ne cinsiyetçilik? Ya yanlış anlıyorsunuz beni ama siz Asut Hanım. Yanlış anlıyorum. Niye? Kadırım diye mi? Yok. Ha? Saçım uzun, aklım kısa mı diye mi? Bana bak Feridun. Bana bak. Ediz gel buraya. Gel, 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 gel. Gel. Buyurun Duygu Hanım. Bu ne? Bulaşık suyu mu bu? Bu ne ya? Bu beni taklit ediyor. Hayır, hayır. Bölmeyin, bölmeyin. Bu ne? Bunu mu içeceğim ben?
suratıma. Seni gerizekalı, seni imbesil, israf, aşağılık oğlu, aşağılık! Ne oldu? Ağlıyor mu? Arkadaş ağlıyor, ne oldu? Ağlıyor, ağlıyor. Yok, tamam. Ağlıyor mu? Tamam, Duygu Hanım, yeterli. Yeterli. Kusura bakmayın, bir anda içinde bir öfke varmış. Şunu uzatır mısın? Of, of. Bana bak yakışıklı. Eğer bu... Eğer bu ofis ortamından sıkıldıysan çıkışta bana gideriz, bir rahatlarız. Bana gelirken de dört dar bir pantolon giyersin, bütün vücut hatları meydana çıkar, anladın mı? Ferbülent Bey, empati yapabildiniz mi? Biraz rahatsız edici oluyor, öyle değil mi? Ben zerre rahatsız olmadım, hoşuma gitti. Biraz daha çıkıyor. Nerede kaldın, saat kaç olmuş? Şey, yok yok, yanlış anladınız. Yer değiştiriyoruz ya, şimdi siz asistanmışsınız, Feridun Bey patronmuş. Öyle zaten. Normalde patron benim. Anlamadım, nasıl ya? Asude Hanım'ı biz işe aldık, sonra beni hep çaya gönderdi, getirdi öyle. Ondan sonra bende bir alışkanlık oldu. Ne dersi yapıyorum artık, biliyor musun? Ne dersi yap... Ana! Köpek gibi yapacaksın, paranı ben vermiyor muyum? Sus! Hayır, hayır, hayır! Yok, ben veriyorum parayı. Para veriyorsun diye sahibim mi oldun hiç? Şimdi gebertirim ha! Bu ne ya? Sana tanzimat davası açacağım. Yalnız tazminat o. Sana ne lan? Sana ne? Oo, neden etkilendim ben? Geç şöyle. Bana ne? Geç! Belki utangacım, belki ecnebiyim, belki sesim çıkmıyor. Sherlock musunuz? Gidin ya! Ne, bir şey yapmam lazım benim. Öykü'yü arayayım, Öykü'yü arayayım. Aha, dedim size içeride biri var diye. Dedim. İçeride. Kesin, kesin kötü bir şey oldu, kesin. Aha, sen de felaket Tenlılı Bey. Hiç. Yok, kimse yok. Ay, var da açmıyor yani, cevap da vermiyor. Neden? İçeride düşmüş, kafasını vurmuş. Bir şey kullanıyor galiba. Kriz geçirmiş. Polisten saklanıyormuş. Rujum dibişmiş. Al bendeymiş. Irmış. Nasıl ölmüş ya? Lütfen bir şey yapalım ya. Ambulans arayalım. Panik yapalım. Kapıyı kıralım. Kim kıracak? Ben. Çekil, çekil. Açın. Çekil, 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 çekil. Olmadı. Dur ben deneyeyim. Olmuyor. Ay, aranızda koç burcu olan var mı? Yükselenim koç. Tamam, koç başı yapıyorum. Ya, tamam. İçindekileri falan mı acaba duyuyor? Hep duyamıyorum sizi, çok sinirlerim bozuldu. Ya hadi be! Hadi bitirdiyse çık, altımıza yapacağız ha! Hadi! Sizin erkek meselesi ben diyeyim. Ay, el yıkamakmış be Yasin ya. Arın, günahlarına mı arındın, ne yaptın? Hayda, benim kız geldi, Öykü babam. Nasıl bir gün ya? Ya bunun psikolojik desteğe ihtiyacı var herhalde. Ben konuşayım, bir çekelim. Ay, herkes de psikolog, tey Allah. Yani. Ben psikoloğum. Seanslar ne kadar sizin? Pahalı diyorlar. Müsaade eder. Herkesin böyle problemleri var. Bu çok normal. Ah, senin de mi var mesela? Var tabii canım. Yani hangimizin yok ki? Yani benimki de hiç normal değil. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Mesela temizlik hastası mesela. Ne güzel işte canım, titiz adam. Ya. Öpmeden önce ağzıma dezenfektan sıkıyor. Yok! Allah Allah! Ya bir de gör yani, Allah'ım yarabbim. Ne telefonlarımı açar, ne mesajlarıma geri döner. Akşamlara kadar uyanmaz. Bitmiyor ki. Oh maşallah, başka başka? Ne bileyim, kıvırcık. Böyle fesleğen gibi kafası. Az bir şey diyeceğim, yatak da çok iyidir. Bak, bırak, akşama kadar uyur. Muğla'lı çocuk mu, Muğla'lı? Evet evet, Yasin Çam, onu diyorum ya. Bu bir de saçlarını kestirmiş hali ya. Bir keresinde kafasında şey böyle bopros gibi geziyordu. Kafasında kelebek öldü, bir hafta haberimiz olmadı. Böyle duruyor.
var? Ben kadınlar tuvaletini seviyorum. Aa, sapık, sapık. Ay, sapık ama ya. Bir dakika, sapık, sapık. Bu hassas bir konu. Tamam. Bunu biriyle konuştun mu? Bak, benimle konuşabilirsin. Heh, tam adamına söyledik. Çocukluğuma falan inmene gerek yok. Öyle derin bir şey değil. Erkek tuvaletini sevmiyorum. Pis oluyor, oturamıyorum ya. Erkekler kantara geldi mi keskin nişancı. İş oraya geldi mi her yer karavana, leş gibi. Güven olmuyor. Bir hak veriyorsunuz, bir haksız oluyorum. Anında organize oluyorsunuz. Ben kadınları anlayamıyorum arkadaş. Canım benim, pizzanın neden yuvarlak olup kare kutuya konup üçgen şekilde yendiğini anladığın zaman kadınları anlarsın.